Merhaba dostlar, yeni bir yayında beraberiz. Hava güzel de dışarıdan yayın yapayım istedim ama sanki rüzgar çıktı yayına hazırlanırken. Ama çok problem olmaz diye düşünüyorum. Bu haftaki yayında ele alacağımız birkaç konuyu paylaşayım sizinle. Bir tanesi maden patlaması, 41 tane insanımızı kaybettiğimiz Bartın'da yaşanan maden patlaması var. Bir diğeri geçen hafta içinde Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden bir gencimizi işleyeceğiz. Onun dışında İngiltere'de yaşanan işte Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı'nın değişimi ve İngiltere'de yaşanan o fırtına, yeni başbakan çiçeği burnunda, başbakan daha 1,5 ay bile olmadı ama bununla ilgili eleştiriler, bunlar üzerinde duracağız. Bunlardan önce şunu söylemek istiyorum. Cinnet vatan başlığını neden attık? Burada insanlarla karşılaştığımızda genelde Türkiye'liyim dediğimizde ya ne kadar güzel bir ülkeniz var, işte İstanbul'a gittim, Antalya'ya gittim, Kapadokya'yı gördüm filan gibi Türkiye ile ilgili güzellikleri anlatırlar. Elbette Türkiye ülkemiz çok güzel. Dünyanın incisi, üç kıtanın kesiştiği yerde tarihi güzellikler var, coğrafi güzellikleri var, doğal güzellikleri var, yemekleri harika filan. Denizi harika, her şeyi harika bir ülke ama bu cennet vatan turistler için cennet maalesef bir süredir. Eğer paranız varsa seyahat için, tatil için Türkiye'ye gidiyorsanız orası size bir cennet ama Türkiye'de yaşıyorsanız ve düşünüyorsanız, yani iktidarın bir koyunu haline gelmediyseniz, sorgulamayan bir insan değilseniz, biraz analitik düşünen ve eleştiren insanlar için maalesef ülke cinnet bir vatan haline geldi. Yani başınıza gelmedik kalmaz. Bu cinnet vatanla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama ondan önce Netflix üzerinden meseleyi izah etmek istiyorum. Bugün Netflix'le ilgili bir dokumentary izledim, belgesel izledim YouTube'da. Netflix normalde 10-15 yıl önce bu sektördeki, film yapım sektöründeki ana aktörlere içerik üreten veya onların alt hizmetlerini yapan küçük bir firma. Ama 10-15 yıl gibi çok kısa bir süre içinde bugün Netflix film sektöründeki en önemli ödüllere aday olacak filmler üretebilen bütün diğer ana aktörleri geçmiş, onları satın alan bir aktör haline geldi. Bunun nasıl bu hale geldiğini anlatıyordu. Buradan Türkiye'nin nasıl cinnet ülkesi haline geldiğini, çünkü arada bağlantı var, o bağlantıyı kurmaya çalışacağım. Videoda özetle şöyle diyor, izleyebilirsiniz, YouTube'da var. Netflix'in büyümesinin ve başarı hikayesinin altında yatan şey birkaç maddede izah edilebilir. Birincisi, liyakatlı ve yaratıcı insanları, üretken insanları bulma ve istihdam etme. Gerekirse bunlara 10 kat fazla para verme. Sıradan insanlarla, liyakatsız insanlarla iş yapmama, üretken insanlarla, istisnai kabiliyeti olan insanlarla çalışma. İki, bu insanlara firma içinde, yani Netflix içindeki hataları bulma konusunda cesaretlendirme ve eleştiri yapma konusunda cesaretlendirme. Ve eleştirenleri, hata bulanları takdir etme. Hem sözlü olarak takdir etme, hem de ödüllendirme. Evet, üçüncüsü ise çalışan insanların daha iyisini, daha liyakatlısını, daha kabiliyetlisini bulduğunda onu, mevcudu o liyakatlıyla değiştirme, daha kabiliyetliyle değiştirme. Yani bir insanı uzun süre bir makamda, bir konumda, bir pozisyonda devamlı olarak tutmama ve şöyle bir çıkarımda bulunuyor. Eğer çok verimli, üretken de olsa bir ekibin içine tembel, üretmeyen insanlar koyduğunuzda, bir insan bile, bir timin, bir takımın içinde, diyelim 8-10 kişilik bir takımın içinde bir insan liyakatsız ve üretmeyen, onları yavaşlatan birini koyduğunuz zaman o takımın tamamının üretim kapasitesinin %30-40 oranında düştüğü ifade ediliyor. Şimdi buradan hareketle Türkiye neden bir cinnet vatan haline geldi? Yani Allah bazı milletleri daha zeki, bazı milletleri aptal yaratmış filan değil. Her toplumun zeki, kabiliyetli, becerikli insanları var. Eğer milletler ve toplumlar bu zekaları, kabiliyetleri, potansiyelleri ortaya çıkarıp bu istisnai insanları ülkenin önemli noktalarına getirebilirlerse liyakatlı bir şekilde, o ülkeler yükseliyorlar, ilerliyorlar. Ama bunu yapmazlar,
liyakatlı, kabiliyetli, becerikli, nitelikli, donanımlı insanları kenara alırlar veya onları heder ederler. Türkiye'de olduğu gibi onları hapislere doldururlar. Onun yerine sıradan yalaka insanları, işte kendilerine tabi olan insanları getirirlerse, işte Türkiye gibi cennet bir vatan, insan potansiyeli itibariyle de ben yurt dışına çıkınca daha net gördüm. Yani bizim insanımız aptal falan değil. Ortalama insanlardan daha başarılı, adaptasyon kabiliyeti daha iyi, çalışkan, üretken filan. Bunu yurt dışına çıktığınızda daha net görebiliyorsunuz. Ama bu insanları baskılarsanız, kabiliyeti cezalandırırsanız, başarıyı cezalandırırsanız, hani denir ya Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. O zaman sizin başarılı insanlarınız dışarıya gidiyorlar. Ya hapse girecek ya dışarıya çıkacak. İşte Türkiye'nin de aslında cinnet vatan haline gelmesi yine bu Netflix'te anlatılan üç şeyden dolayı. Bir, liyakatsız insanların istihdam edilmesi, liyakatlıların hapse atılması veya ülke dışına kaçmalarının sağlanması. İki, çalışanların, iş yapan insanların eleştirme imkanlarının, hata yapma, hata bulma imkanlarının ortadan kaldırılması. Bugün özellikle son sansür yasası dediğimiz yasayla birlikte artık hiç kimse iktidarın münhasıran, yönetenlerin herhangi bir hatasını bulma lüksü yok. Bulduğunuz andan itibaren kendinizi hapiste bulabilirsiniz. Hemen hakkınızda bir soruşturma açıldığını bulabilirsiniz. Ayrıca üçüncü maddede daha liyakatlı insanlarla çalışanı daha iyiyle değiştirme. Türkiye'de bunun tam tersi oluyor. Daha iyiler hep kötülerle değiştirildiği için bugün Türkiye'yi vasat ve vasat altı insanlar yönetiyorlar. Dolayısıyla vasati kabiliyetteki donanımdaki insanlar bu insanları orta alt tabakadaki biraz eğitimi düşük bu AK Parti'nin taraftarı olan insanlar belki takdir ediyorlar ama netice itibariyle ülke üreten, gelişen, yükselen bir ülke olmaktan çıkıyor. Nitekim işte Netflix karşısında kendini yenileyemeyen diğer ülkelerin çöküşü gibi son 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi bir çöküş yaşıyor arkadaşlar. Evet. Geçen haftanın önemli olaylarından birisi demiştik. Bir gencimizin intiharı, Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti. Nahit Emre Güney isimli bir genç. Bunun babası Danıştay üyesi. Yani Türkiye'deki en üst düzey yargı mensuplarından bir tanesi iken 6 yıldır hiçbir suçu vebali olmadığı halde sadece AKP yargısından olmadığı veya AKP'ye, iktidara, siyasete biat etmeyen bir yargıç olduğu için hapiste. Dolayısıyla bu çocuk neler yaşadı bilemiyoruz. Hangi zorluklar yaşadı. Ayrıca Türkiye'deki AKP iktidarının bu FETÖ söylemleriyle KHK'lılar, milyonlarca insanın içinde bulunduğu geniş bir kesime çok acı bir discrimination uyguluyor. Ayrımcılık uyguluyor. Ve bundan en çok etkilenenler de maalesef gençler ve çocuklar oluyor. Nitekim bununla ilgili Uluslararası Çocuk Hakları Raporu diye bir rapor yayınlandı ve Türkiye'deki o hal sürecinden en fazla etkilenen kesimlerin çocuklar olduğunu söylüyor bu rapor. Nitekim annesi hapiste, babası hapiste olan nenesinde, dedesinde, dayısında, amcasında yetişen anne ve baba özlemiyle büyüyen çok çocuklar var. Gelirleri bunların tamamen kesildi, imkanları ellerinden alındı. Hatta bazılarının, emekli olanların emekli maaşlarına el konuldu. Babadan kalan mallarına el konuldu. Bütün bunlara ilave bir de bu çocuklar ağır bir mahalle baskısına maruzlar. Her gittikleri yerde işte FETÖ'cü olmakla, KHK'lı olmakla adeta sadece haksız yere hapse attıkları insanları değil, bütün ailelerini bir şekilde cezalandırıyorlar. Dolayısıyla da bu ailelerin çocukları maalesef çok ağır bir travma yaşıyorlar. Çok ağır bir sınav veriyorlar ve bunlardan dayanamayıp intihar edenler var. Geçen senede nitekim Bahadır isminde bir gencimiz 16 yaşındaydı. Babası hapiste öğretmen. O da intihar etmişti bir mektup bırakıp. Bu çocukların elinden tutulması lazım. Bunlar Türkiye'nin değerleri. Nitekim bu çocuğumuz da yani Galata Kulesi'nden atlayan Nahit Emre Güney de Türkiye derecesi yapmış bir çocuk ÖSS sınavlarında. 63. olmuş. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuyan gayet parlak bir çocuk ama bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde o Netflix'in başarı hikayesinin tam tersine liyakatı, kabiliyeti, zekaveti, becerisi, yaratıcılığı olan, üretkenliği olan insanlar değil, AKP'nin kafası basmayan, haylaz, işte toz şekeri çeken, babalarının imkanlarıyla bir yerlere gelmiş, 5. sınıf çocuklar ülkenin önemli noktalarını tuttukları için
ülkenin kamu kaynaklarını yiyip içtikleri, sömürdükleri ve semirdikleri için maalesef ülkeyi ileriye taşıyacak olan bu tür parlak gençler hayatın içinde kendileri için bir konum, pozisyon bulamadıkları gibi toplumdan bir değer de görmüyorlar ve sürekli dışlanıyorlar, tahkir ediliyorlar, cezalandırılıyorlar. Dolayısıyla da bu çocuklar ağır bir travma yaşıyorlar maalesef. Evet. Yani cinnet ülkede bunlar oluyor. Sıradan insanlar, kafası basmayan geri zekalılar, baba parası yiyenler ülkenin kaymağını yiyorlar ama Türkiye derecesi yapmış parlak beyinler ise intihara zorlanıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de cinnet vatandan bir tabloda Bursa'da yaşanan bir olay. 15 yaşında Sude Nur isminde bir kız öğrenci. Muhtemelen öğretmeni sigara içerken yakalamış, öyle bir ifade var. Bunun üzerine 6 katlı veya binanın 6. katından atlamak üzere pencereye çıkıyor ve bu cinnet vatandaki aşağıdaki arkadaşları buna atla atla diye tezahürat yapıyorlar ve çocuk atlayıp vefat ediyor, ölüyor, rahmetli oluyor. Yani normalde herhangi bir medeni dünyada, demokratik dünyada, insan hayatının kıymetli olduğu bir dünyada şakadan bile bir çocuk, bir genç, hele bu yaşlarda intihar eğilimleri çok daha yüksek olur. Şakadan bile bir genç intihar edeceğini söylese, böyle bir eğilimini görseniz, özellikle sağlık görevlileri, işte bu psikolojik danışmanlık yapanlar filan, bunları danışmanlara, resmi otoritelere bildirmek ve tedbir almak zorundalar. Almadıkları zaman bunun sorumluluğu var. Ama Türkiye'de atla atla diye tezahürat yapılabiliyor maalesef. Geçen hafta çok acı bir haftaydı. Türkiye'nin alışık olduğu bir tablo aslında. 301 tane madenci Soma'da 10 yıl önce, 2014'tü zannederim, 8 yıl önce vefat etti. Ve bununla ilgili hiç soruşturma olmadı. Hatta bunun sorumluları yargılamalardan beraat ettikleri gibi daha sonra ödüllendirildiler de. Bir cezalandırma olmadı, bir denetim olmadığı için, bir hesap sorma olmadığı için maalesef Türkiye'de en ucuz olan şey insan hayatı. Çok kolay bir şekilde harcanıyor ve 41 tane insan Bartın'da maden kazasında vefat etti. Ve yine cinnet vatandan bir örnek. Erdoğan, 20 yıldır bu ülkeyi yöneten Erdoğan ne dedi biliyor musunuz? Bütün bu iş kazalarının sorumlusu doğrudan iktidardır ve Türkiye Cumhuriyeti bugünlerde dünya medeni dünyadaki iş kazalarındaki ölümlerin 300 katı daha yüksek ölümde olan bir ülke. Yani İngiltere'de işte bir kişi ölüyorsa iş kazalarından yılda, Türkiye'de 300 kişi ölüyor. Almanya'da bir kişi ölüyorsa 300 kişi ölüyor. Bu kadar iş güvenliğiyle ilgili problem var. Niye? Çünkü tamamen yandaşları zengin etmeye dayalı bir yatırım, bir ticari, bir sanayi anlayışı, politikası var. Ve burada da Erdoğan'ın söylediği tam bir ironiydi. Dedi ki, kazada vefat eden işçilerin cenazelerine, cesetlerine bir gün içinde ulaştık dedi. Ve bunu iftihar ederek söylüyor. Elhamdülillah, hamdolsun filan gibi ifadelerle. Yani cenazelere ulaşmayı bir başarı sayıyor. O insanların hayatını korumayı değil, o insanların ölmemesi için tedbirler almayı değil. Bakın dünyada kömür kullanımını ilk defa İngilizler bulmuşlar ve İngiltere'nin her yeri kömür, kömür dolu. Ve bugün İngiltere'de hiç kömür çıkarılmıyor. Neden biliyor musunuz? 1970'lerde tam da bu maden kazalarından dolayı, ölümlerden dolayı insan hayatı değerli olduğu için kömür madenlerinin hepsini kapatmışlar. Bugün İngiltere'de zannederim hiç sıfıra yakın kömür madeni var. Onun yerine alternatif enerji kaynakları kullanıyorlar. Kaldı ki kömürün İngiliz geçmişinde çok ciddi bir önemi var. Kömürü ilk İngilizler buluyorlar ve buharlı makinaları, gemileri, kömürü buharlı gemilerde kullanarak emperyal bir devlet haline bir yönüyle kömür üzerinden geliyorlar. Ve ilk defa tren dediğimiz mekanizmayı, cihazı bulan da İngilizler ve trenin bulunması aslında, lokomotifin, trenin, rayların bulunması o dönemdeki 1800'lü yıllardaki maden, kömür madenlerindeki kömürleri çıkarmak için kullanılan o taşıma mekanizmasını sivil hayata aktarıyorlar ve bugünkü demir yolları dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Ama bugün İngilizler insan hayatına mal olduğu için kömür kullanmıyorlar, kömür madeni çıkarmıyorlar ve İngiltere'nin her yeri kömür dolu. Aynı şey Almanya için de geçerli. Yani Almanya'da filan kömür elbette çıkarılıyor bildiğim kadarıyla ama
işçi ölümleri, o kadar güvenlik tedbirleri alıyorlar ki neredeyse sıfır. Mesela yine bir vakada okumuştum. Almanya'da son 20 yıl içinde, ki orada da ciddi kömür madenleri var, bu tür kömür madenlerinde kazalardan dolayı ölen insanların sayısı 10 bile değil son 20 yıl içinde. Biz ise bir günde, bir defada 301 insanı kaybetmiş ve sonra da bunun suçunu, vebalini kadere atmış, bunun doğal bir ölüm olduğunu ifade etmiş, ki bunda da ifade etti Erdoğan, bunlar olmaya devam edecek dedi. Yani cinnet vatanın alametlerinden birisi de bu. Bir kömür vakası, bir kaza, çok can yakıcı, üzücü bir kaza oluyor ve Erdoğan ihmallerden bahsetmek, tedbirler almak, daha olmaması için çaba sarf etmek yerine bunlar olmaya devam edecek, bunlar normal, bunlar hayatın parçası diyor. Halbuki öyle değil. Medeni dünya bu tür kazaları neredeyse sıfıra yakın, asgariye indirmiş durumda. Evet, cinnet vatan böyle. geçen haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi de dezenformasyon yasası dedikleri iktidarın, ama yani yalan haber yaymayı güya engelleme, fakat gerçekte bir sansür yasası olan yasanın geçmiş olmasıydı. Burada şöyle bir şey kullanıldı cinnet vatanımda. Biz bunu ABD'den aldık. ABD'de de aynısı var. Ve ABD, hatta bize Amerikalı yetkililer, bizim yasanın aynısını almışsınız, çok güzel, bu zaten gerekli bir şey filan dedi diye kendi yaptıkları sansürü meşrulaştırma yoluna gitmişlerdi. Bunu ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden bir yalanlama gelmiş. Biz böyle bir şey demedik, bizde böyle bir yasa yok diye. Gelişmenin, inkişafın en önemli araçlarından bir tanesi düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğüdür. Bir kısım eksikleri, kusurları, yenilikleri, farklılıkları ifade edebiliyor iseniz o ülkede bir gelişme olur, bir inkişaf olur, yaratıcı düşünce gelişir. O Netflix örneğinde anlattığımız gibi. Ama siz beğenmiyorsunuz, sizin hoşunuza gitmiyor, sizin iktidarınız bundan rahatsız oluyor diye düşünceleri, eleştirileri engellerseniz o ülke yavaş yavaş Kuzey Kore haline gelir ve Türkiye'de bu yol üzerinde hızla devam ediyor. AKP'nin ilk dönemlerinde Erdoğan söylediği şeyler vardı biliyorsunuz. Üç şeyle mücadele edecekti. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk. Bu üçüyle mücadele edecek. İlk dönem 10 yıl mücadele ettiler ve Türkiye'nin kişi başına milli geliri, ekonomisi ciddi manada büyüdü. Yani 5-6 bin dolarlardan zannederim 13 bin dolarlara kadar filan Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri yükselmişti. Şimdi tekrar 7-8 bin lira, 7 bin lira filan düştü. Daha da düşüyor ve düşecek. Ve bu cinnet vatandaki ilginç şeylerden bir tanesi şu, bugünlerde Erdoğan'ın seçim propagandasında kullandığı şeylerden birisi ne biliyor musunuz? Yolsuzluğu, yasakları ve yoksulluğu yine biz bitiririz diyor. 20 yıldır iktidarda olan bir parti, Türkiye'nin geldiği bu halin sorumlusu ama sanki ilk defa iktidara gelecekmiş gibi kendi oluşturduğu problemleri çözmeyi yine kendisi vaat ediyor. Bu da ancak Türkiye gibi bir cinnet ülkesinde olabilir. Buna bakın, Erbakan ne demiş? Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın oğlu, onun da bir partisi var biliyorsunuz. Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi diye bir parti kurdu ve fena gitmiyor. Biraz babasının hatırasından kaynaklanan sempatiyle, biraz da kendince etkili söylemler geliştiriyor. Tabii temelde de aktör yokluğundan, insan kıtlığından kaynaklanan o boşlukları dolduruyor. Diyor ki, madem mücadele edecektiniz bu üç ya ile, yolsuzlukla, yasaklarla, yoksullukla, 20 senedir neden yapmadınız diyor. Türkiye bugün dünyanın en yolsuz, en hızlı yoksullaşan, yasakların Çin gibi, Kuzey Kore gibi dünyanın en otoriter birkaç ülkesinden hemen sonra gelen bir tabloda ve Erdoğan, bu cinnet vatanda bütün bunların sorumlusu olan Erdoğan, toplumun 84 milyonun gözünün içine baka baka diyor ki yine biz bunları biz bitiririz diyor. Evet. Geçen hafta, daha doğrusu aslında bugün de devam eden, birkaç gündür devam eden tartışmalardan birisi de şu. Oğuzhan Uğur diye bir YouTuber diyelim, gazeteci denmez herhalde ona. Programlar yapan birisi. Nitekim şuradan hatırlayacaksınız, geçenlerde Ahmet Davutoğlu'nu davet etmişlerdi ve orada Ahmet Davutoğlu'nu gençler bir nevi morartmışlardı. Yani kendi ifadeleriyle söylemedim dediği şeyi açıp videodan dinleterek onun morarmasına sebep olmuşlardı. İşte Babali TV mi, öyle bir kanal var. Burada gençleri çıkarıyor, insanları linç ettiriyor filan, böyle
bildiğim, gördüğüm kadarıyla gençler veya kamuoyu bunu seviyor. Bu zat Hakan Şükür'ü programına davet eden bir tweet attı. Hakan Şükür de keşke burada olsa, işte hatta şöyle takdir ifadeleriyle formasını öptüğüm, takdir ettiğim gol kralı filan diye. Sonra da bunu siliyor. Hakan Şükür kabul ediyor. Onun davetine katılırım diyor ama bir şekilde bu daveti siliyor. Silmesini de babasıyla istişare ettiğini, danıştığını, babasının FETÖ'cülere prim vermemek için bunu yapmaması gerektiğini ifade ediyor ve bundan dolayı sildiğini söylüyor. Kamuoyunda yoğun eleştiriler gelince Oğuzhan Uğur denilen bu genç zat acele karar vermişim, hatamı kabul ettim dedi. Bu da bir olgunluk elbette ama şu ilginç bir şey, babası Hasan Atilla Uğur, Ergenekoncu eski komutanlardan bir tanesi. Bu da Kemalist, biraz faşizan yaklaşımları olan, Türkçü ve aşırı sağa kayabilecek yorumlar olan bir kişi. Şimdi babasının o Ergenekoncu yaklaşımına, ki Güneydoğu'da 90'lı yıllarda babasının çok ciddi insan hakları ihlalleri askerken olduğu yönünde ciddi veriler var, yorumlar var. Babasına sorması ayrı bir tuhaflık. Ondan sonra hem silip hem de arkasından geniş bir kitleye ağır hakaretler yağdırması ayrı bir garabet. Oysa şöyle yapabilirdi. Yani bu Erdoğan Türkiye'sinde Atatürkçüler, Kemalistler her ne kadar arka planda Erdoğan'la Ergenekon ortaklığı varsa da onlar da zaman zaman zarar görebiliyorlar. Erdoğan Türkiye'sinde herhangi bir gazetecinin, YouTuber'un, yayın yapan insanın korkmasından daha doğal bir şey yok. Yani korktum diyebilirdi veya konjonktürel sebeplerle bu görüşmeyi, bu mülakatı Hakan Şükür'le programı erteledim diyebilirdi ama onun yerine bu zat en kötü olanı tercih etti ve geniş bir kitleyi itham etmekle işe başladı ve AKP'nin, Erdoğan'ın diliyle, onun söylemleriyle ağır hakaretler etmeye başladı. Kendisini savunma fırsatı verilmeyen insanlara, milyonlar halinde hapislere doldurulan insanlara en aşağılık şekilde hakaretlerde bulundu. Yani korkudan dolayı bir gazetecinin, bir televizyoncunun veya güvenlik endişeleriyle veya istikbal endişesiyle, yani bana iş vermezler, bana hareket alanı bırakmazlar diye yapmasını anlayabiliriz. Yani Türkiye'de bu anlaşılabilir bir şey ama bunun yerine gider insanlara kalkar hakaret ederseniz bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu korkaklıktır. Bu etik ve ilke, ahlak dinlememektir. Böyle bir şey yaşandı. Hakan Şükür'ün söylediği de aslında çok mantıklıydı. Yani ben, bana kendimi anlatma fırsatı vermiyorsunuz. Neler yaşadığım, bu konuda benim bir çekincem yok. Her türlü soruyla karşılaşmaya hazırım ve bu konuda rahatım. Ama benle program yapma cesareti gösterememenizi de anlayışla karşılıyorum. Fakat gidip en azından kendisi sol görüşlü olan babamla, babama neler yaşatıldığı üzerinden bir görüşme yapabilirsiniz, onunla mülakat yapabilirsiniz diye bu zatı uyardı. Ya buradan şunu demek istiyorum. Bu tür gazeteci, televizyoncu, aydın geçinen ve Türkiye'de yaşayan insanlara korkularınız olabilir. Bir kısım şeyleri konuşmaya, yazmaya cesaretiniz olmayabilir ama susmak da bir erdemdir böyle bir dönemde. Fakat susmak yerine masum insanlara iftira atmak, itham etmek, iktidarın diliyle onları karalamaya çalışmak bir ahlaksızlıktır. Bir seviyesizliktir. En azından bunu yapmayın demek istiyorum. Evet. Bir garabet olaylardan birisi de bugün oldu. Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir üye atandı. Anayasa Mahkemesi'ne atanan bu üyenin töreninde, yemin töreninde gazetecilere engel çıkarılmış. Bu da bir ironi, cinnet vatanda. Anayasa Mahkemesi'nin en temel vazifelerinden bir tanesi şudur. Bir tanesi devlet içindeki kamu kurum ve kuruluşların uyum içinde yaşamasını, görev ve yetki çelişkilerini, çatışmalar olduğunda onlar düzenlemek ama ondan daha önemlisi bireyin, kişilerin, grupların devlet karşısında haklarını korumak için vardır Anayasa Mahkemesi. Yani demokrasi için, özgürlükler için, ifade hürriyeti için vardır ama Anayasa Mahkemesi bir üyesi seçiliyor ve bunun yemin töreninde gazetecilere sansür uyguluyor. Bazı gazetecileri alıyor, bazı gazetecileri almıyor. Yani tam da Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinin aksine bir vaka gerçekleşiyor cinnet vatanımda. Evet, Türkiye'de açlık sınırı 7.300 TL olmuş. Açlık sınırı, yoksulluk değil bakın. Yoksulluk 20.000 TL filan. 7.300, yani 7.300'ün altında bir aile gelir olmazsa aç kalır. Ama asgari ücret ne kadar? Artırılmış hali
en son artırıldıktan sonra 6400 lira kadar. Cinnet vatanında durum bu. Evet. Evet, yurt dışındaki gelişmelere de bakacak olursak, Rusya özellikle Ukrayna'nın Rusya'nın işgal ettiği mevzileri kazanmaya başlamasından sonra Putin Rusya'sında bir çıldırmışlık hali var ve Kiev'i, Ukrayna'nın belli şehirlerini füzelerle bombaladı. Geçen hafta da bombaladı, dün de bombalamış ve pek çok sivil ölümüne sebep oldu. Ve bundan dolayı da NATO'nun tatbikatı var. NATO Ukrayna'yı uyardı. Rusya'nın bu kamikaze dronlarla ya insansız araçlarla gönderiyor sivillerin olduğu yerlere. Bu savaş suçu ve yarın Putin'in başına artacak bir şey. İşte böyle bir Rusya ile, yani bir ülkeye gidip hem işgal eden hem de sivilleri bombalayan Rusya ile Türkiye'nin çok iyi ilişkileri var. Erdoğan'ın. Neden? Çünkü Erdoğan ekonomik olarak sıkıştı. Rusya'da ambargolardan dolayı sıkıştı ve Türkiye'deki Rus kaynaklı şirketlerin son 8 ayda 4 kat arttığı ifade ediliyor. Bugün Antalya, Alanya, Güney Sahilleri, İstanbul, her yer batıdaki ambargodan dolayı kaçan şirketlerle, iş adamlarıyla dolu. Yani Erdoğan, Putin'in bu zor durumunu, batının ambargosunu kendi lehine bir avantaja çevirmiş oldu. Bu etik olarak, yani bunu hani devletlerin çıkarları var diyebilirsiniz ama sonuç itibariyle bu uluslararası ilişkiler anlamında da, etik anlamda da kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir fırsatçılık. Öte taraftan da bu Türkiye'nin giderek Rusya'nın güdümüne, Putin'in güdümüne girmesi anlamına da geliyor. Nitekim Putin de mesela açıklamalar yaptı. Hatta dün bir haber vardı, çok ilginç bir haber. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin, ki Yüksek Seçim Kurulu şöyledir, yargısal özelliği vardır. Yani iktidardan, siyasi partilerden bağımsızdır, özerktir seçimi yürütmesi için. Rusya'ya gitmişler. Bu çok ilginç bir haberdi. Çünkü Rusya, Putin, sadece Rusya'da değil, Amerika'da, İngiltere'de mesela Brexit üzerinde Rusya'nın manipülasyonları konuşuluyor. Trump'ın seçilmesi üzerinde Putin'in manipülasyonları var. Yani seçim manipüle etme konusunda Putin'in ve Rusya'nın çok ciddi bir tecrübesi var. Yüksek Seçim Kurulu'nun da seçimle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya'ya gitmiş olması çok ilginç bir haber. Bu şunu gösteriyor ki Putin'in açıklamaları da var, Erdoğan'ı destekleyen. Avrupa'nın uyguladığı ambargo karşısında Türkiye, Rusya için, Putin için bir nefes borusu oldu. İşte gaz istasyonu haline getireceklerini filan de söylüyor Türkiye'yi. Bu aslında Putin'in Erdoğan'ı yeniden seçtirmek için yoğun bir çaba içinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki seçimler aslında muhalefet açısından her bir oya tek tek sahip çıkma seçimi olması lazım. Çünkü Erdoğan zaten kendi yerel imkanlarıyla da bir şekilde manipüle ediyor ve çalıyor idi. Bu defa dünya çapında profesyonel Rusya'nın seçim manipülasyon tecrübesini de edinecek. Bu yönüyle önümüzdeki seçimler muhalefet partileri içinden arasında onlar açısından çok çok önem arz eden bir hale gelmiş durumda. Evet, son İngiltere ile konuşup gündemimizi kapatalım. NATO'nun caydırıcılık tatbikatı da Rusya'ya bir gözdağı. Çünkü Rusya sürekli sivil alanları bombaladığı için NATO'da buna karşılık bir nükleer caydırıcılık tatbikatı adı altında bir tatbikat yapıyor ki hani bu Rusya'nın, Putin'in nükleer silah kullanabiliriz tehdidine bir nevi cevap da teşkil ediyor. İngiltere'de değişik şeyler oluyor. Hükümet daha bir buçuk ay olmadı değişeli. Liz Truss, bir başbakan, yeni hanımefendi geçti. Ve bu yeni hükümet hem vergi indirimlerinde bulunmayı taahhüt etti, vergi limitini indirmeyi, hem de insanlara gaz yardımında bulunmayı, yardımları artırmayı söyledi, tavsiye etti, söz verdi daha doğrusu. Bunu açıkladı, ilan etti. Bunun için işte ekonomiden sorumlu ya Maliye Bakanı Kuvertenk diye bir atadığı adam vardı. Kamuoyundan ve münhasıran da kendi partisinden çok ciddi tepki gelince uygulanması imkansız görülen bu ekonomi politikalarından geri döndü ve kendi Maliye Bakanlığı, daha bir ayını ancak doldurmuş bir başbakan, kendi Maliye Bakanlığı aldı. Üstelik onun ilan ettiği bütün o tedbir kararlarını da iptal ettiğini söyledi. Onun yerine başbakanlık yarışında kendi rakibi olan ama bu konuda özgünlüğü, bu konuda yetkinliği bilinen Jeremy Hunt'ı ekonomiden sorumlu bakan haline getirdi. Tabii İngiltere'nin
1900'lü yıllardan bu tarafa, 1900'lü yıllarda üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk ama sürekli nispi olarak güç kaybediyor. İşte 1900'lü yıllarda İngiltere'nin en önemli ekonomisi iken sonra ilk 5'te, sonra ilk 3'te, ilk 10'da filan, şimdi ilk 20'lerde, evet 7-8'de filan ama sürekli güç kaybediyor ve son bu Covid döneminde filan de en fazla küçülen, resesyon yaşayan ülkelerden bir tanesi. Bunun İngiltere halkına da yansıdığını rahatlıkla görebiliyoruz. Harcamalarında azalma var. İngilizler daha dikkatli harcama yapıyorlar. İşte bu durum, yani bir aylık yeni bir iktidarın, başbakanın söylediği iddialı sözlerden geri adım atması bir dünya basınında alay konusu oldu. Bütün medeni dünya İngilizleri eleştirmeye başladılar, İngiltere'yi, ve biz eski İngiltere'yi arıyoruz. Nerede o işte bilge, dünyayı yöneten, her şeyi bilen İngiltere filan diye açıklamalar yaptılar ve bu arada daha bir ay geçmemesine, ancak bir ay geçmesine rağmen Muhafazakar Parti'nin içinde, yani konservatiflerin içinde Liz Truss'a karşı yüzden fazla insanın bu başbakan bunu yürütemeyecek, bunun değiştirilmesi için çalışma yapmalıyız diye bir çabanın geliştiği ifade ediliyor arkadaşlar. Evet. İngiltere'de böyle. Yani dünyanın en önemli ülkelerinden birisi ama sürekli mevzi kaybediyor. Son 4-5 yıldır da ekonomisi ciddi sıkıntıda. Elbette Türkiye'deki AK Partililerin söylediği gibi raflar boş, çocuklar silgi yiyor falan öyle değil. Burada hala sosyal devlet, bir işiniz gücünüz yoksa devlet size her türlü imkanını veriyor. Ev kiranızı veriyor, geçinecek kadar paranızı veriyor ama nispi olarak, görece olarak İngiltere'nin son 100 yıldır sürekli küçüldüğünü, son 4-5 yılda da münhasıran Brexit'ten sonra, bu Brexit'in de ciddi bir hata olduğunu düşünüyorum. Biraz İngiliz gururu, biz Avrupa Birliği'ne muhtaç değiliz, eski sömürgelerimiz var, Commonwealth ülkeleri var, onlarla ekonomik birlik kurarız ve yönetiriz filan gibi yaklaşımlarla Avrupa'dan kopuş İngiltere'ye ciddi maliyetli oldu. Ve son 4-5 yıl içindeki Boris Johnson'ın da özellikle böyle opportunist ve isabetsiz politikalarından dolayı İngiltere'nin münhasıran ekonomik alanda ciddi kayıplar yaşadığını söyleyebiliriz. Evet, cennet vatan bu cinnet uygulamalarından dolayı maalesef dünyada, hem ülkede hem dünyada giderek değer kaybeden, diplere doğru giden bir ülke haline geldi. Umarım önümüzdeki seçimlerde bu cinnet sürecine vatandaş bir dur der ve Türkiye insan potansiyeliyle, imkanlarıyla, güzellikleriyle, kaynaklarıyla, turizm potansiyeliyle, yedi iklimiyle dünyanın yeniden önemli ülkeleri arasına girer diye temenni ediyorum. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.